Dün Vefa Henüz Ölmedi başlığıyla yazdığım yazının son paragrafında buralarda insanlar birbirini tanır, yüz yüze bakar, cenazede, düğünde bir araya gelir, acıları ve sevinçleri paylaşır demiştim. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın değerli annesi Rüfiyet Yılmaz'ın cenazesindeki cemaat görüntüsü bu ifademi bir kere daha doğrulamıştı. AK Partilisi vardı ama CHP'lisi, MHP'lisi, SP'lisi, DP'lisi, DSP'lisi ve Vatan Partilisi de cenaze törenindeydi. Birlikte hükümet kuramayan AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri de aynı saftaydı. Birbirlerine siyah-beyaz kadar zıt sivil toplum kuruluşlarının başkanları da aynı avludaydı. Çarşambalı vardı ama Bafralı ve Termeli de oradaydı. Yılmaz'ın yakın dostları elbette vardı. Ama onun da kırgın olanlar da acısını paylaşanlar arasındaydı. Zengini ve fakiri, fabrikatörü, bakkalı ve seyyar satıcısı da. Samsun'u farklı kılan işte bu yapıydı. Sadece Yılmaz'ın cenazesinde değil, birçoğunda bu tabloyu görmek mümkündür. Elbette ben de oradayım. Çünkü 6 yıl önce annemi kaybettiğimde Yusuf Ziya Yılmaz'la kırgındım. Cenaze günü beni İstanbul'dan aradı. Antalya'da belediye başkanları toplantısına katılacaktı. Hem Semiha abla hem de kendisi üzgün olduğunu belirterek başsağlığı dileğinde bulundu. Ne yalan söyleyeyim, rahmetli annem Yusuf Ziya Yılmaz'ı severdi. Çünkü annemi her gördüğümde otomobili durdurur, hal hatır sorar, sonra da elini öperdi. Yusuf Ziya Yılmaz'ın bu acısını ancak yaşayanlar bilir. Ana oğul arasındaki ilahi bağlılığı ve karşılıksız sevgiyi de. Analar bütün evlatlarını sever. Ama oğulları bir başkadır. Oğulları için de analar. Ben bu duygularla cenazedeydim. Hem başsağlığı diledim, hem de annemi bir kere daha yad ettim. Rahmetli babamı hiç mi sevmedim? Sevmez miyim? O benim idolümdü. Nazım Hikmet ne de güzel demiş. Analardır adam eden adamı. Yılmaz'a yeniden başsağlığı diliyor. Anneleri sağ olanlara sevginizi başka bir güne ertelemeyin diyorum.